5 yıl önce beni göreve getirdiniz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan beyefendiye. O günde ilk karşılaştığımızdaki Çağatay Bakanımıza, Osman Bakanımıza, şimdiki Kasaboğlu Bakanımıza, Genel Müdürlerimize, Genel Müdür Yardımcılarımıza, çok değerli genç spor il müdürlerine, yöneticilere şükranlarımı sunuyorum. Katılacak arkadaşlarımızın ikisi de çok değerliler. Ayrı ayrı başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarken Allah'a emanet ediyorum. Federasyonumuz Türk bisiklet sporunun en önemli en üst çatı kuruluşudur. Türk sporunun, Türk bisikletinin geliştirilmesi, faaliyetlerin en iyi noktalara getirilmesi federasyonumuzun en önemli görev ve işler arasındadır. Bildiğiniz gibi tüm dünyada spora ilgi artarken pandemi sürecinde doğayla iç içe olan bisiklet sporuna artan ilgi hiç olmadığı kadar diğerlerinden farklı bir noktaya getirmiştir. Bizler ise artık bu ilgiyi fırsata çevirmenin ve daha iyi noktalarda kullanmanın planlarını yapmaktayız. Ülkemizdeki kadın, erkek, çocuk, genç yaşlı her vatandaşımızı bisiklet sporuyla buluşturup onları sağlıklı yaşama teşvik etmek istiyoruz. Bir hedefimiz var, Gran Fondo katılım ücretlerini kaldırmak istiyoruz. Burada oluşturacağımız havuzda altyapılar için malzeme tedariki noktasında organizatörlere hedefler vereceğiz. Sporcularımızın kullanacakları malzeme ne kadar fazla olursa altyapılarda onların rahat antrenman yapması ve süreklilik sağlaması bir o kadar rahat olacaktır. Diğer taraftan Gran Fondo yarışlarının, özel yarışların güvenlik, timing gibi birçok unsurunun ciddi olarak takip edilmesi bizim için önem arz etmekte. 2023 yılında federasyonumuzun ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Giro'nun startını ülkemizden verip 3 etapla bunu taçlandırmak istiyoruz. Bu da yakından takip ettiğimiz ve özelde ilgilendiğimiz çok değerli bir proje. Umuyorum ki başarılı olacağız. İnanıyorum ki bisiklet sporumuz hak ettiği güzel günlere ulaşacaktır. Yeni dönemin federasyonumuz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor. Gösteriniz ilgiye ve ziyaretlerinize teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bizim dönemimizde yol bisikletinde 40, dağ bisikletinde 32 yıl sonra sporcularımız olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti. Bunun tesadüfen gelen bir başarı olmadığını ve sporcularımızın olimpiyatlar için puan alabilmesi amacıyla ülkemizde her yıl onlarca UCI takvimine kayıtlı nitelikli organizasyonlar düzenlediğimizi hatırlatmak isterim. Bu yarışlar ile eş zamanlı olarak hakem seminerleri gerçekleştirdik, eğitimleri gerçekleştirdik. Organizasyon ekiplerimiz uluslararası düzeyde tecrübe kazandı. Bu deneyimler nice uluslararası organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapmamızda çok önemli rol oynamıştır. Ülkemizde ilk kez dağ ve yol bisikletinde Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmamız, uluslararası otoritelerden ilgi ve takdir görerek bizi dünyada uluslararası bisiklet ailesinin bir parçası yapmıştır. Sürdürdüğümüz nitelikli ve sürekli uluslararası ilişkiler sayesinde antrenör ve hakem eğitimlerimize yurt dışında ve özellikle İsviçre'de bulunan Dünya Bisiklet Merkezi'nin desteğini almayı da başardık. Türkiye'de henüz velodrom yokken daha İsviçre merkezi yürüttüğümüz projenin sonucunda kadın ve erkek sporcularımızın katıldığı şampiyonada iki sporcumuz pist bisikletinde Avrupa şampiyonluğuna ve dünya yedinciliğine kadar yükseldi. Aynı dönemde sporcu gelişim yönünden bir hamle olarak ülkemizin ilk UCI kıta takımlarının kurulması için kurumları, sponsorları bir araya getirdik. Hem yol hem dağ bisikletinde ilk Dünya Bisiklet Birliği'nin takımlarının kurulmasına öncülük ettik. Sporcularımız yurt dışında önemli başarılara imza atarak göz bebeğimiz Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışma şansı buldu. Bu kapsamda bu şöyle denebilir, daha önce vardı denebilir ama 2010'dan sonra horse kategorisi üst seviyeye çıktıktan sonra belli bir kriter oluşması gerekiyordu. Kontinental takım olması gerekiyordu. Onu yaptık. Bisiklet turunda bu kapsamda Türk sporcuların varlığı medya ve izleyicinin ilgisini ikiye katlamıştır. Hepimizin yakından bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu
2.2'den başlayarak World Tour seviyesine çıkarmasını sağladık. Yıllarca uluslararası lobilerin baskılarına göğüs gererek turun 8 gün kalması için başarılı bir çaba verdik. Bizim dönemimizde turun tarihinde ilk kez yarışmaya Cumhurbaşkanlığı düzeyinde katılım gerçekleşti. Bu arada ilk kez de caddede, sokakta Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la birlikte bu bisiklet ailesi Üsküdar'da bisiklete binme onuruna erişti hepimiz. Bisiklet turları kazanan sporcuların ve elit takımları Türkiye'de yarışmasını sağlayarak ilk kez Eurosport'ta ve TRT'de yayınlanmasını gerçekleştirdik. Değerli bisiklet ailesi, kıymetli basın mensupları, sizlerin de desteğiyle birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla sporumuzu ve sporcumuzu zirveye taşımak için çalışmaya hazırız. Geçmiş dönemde birlikte başardıklarımızın ışığında aynı birliktelik ve dayanışma ruhuyla bu göreve sizlerin desteğiyle talibiz. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diler, bu vesileyle bugüne kadar emeği geçmiş federasyon başkanlarımıza, yönetim kurullarına ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür eder, saygılar sunarım. Bisiklet Federasyonu seçimlerindeyiz. Başkanım Emin Müftüoğlu, rakibi Berat Alpan'ın tam iki katı oy farkı atarak seçimleri kazandı. Ben bilmiyorum sonucu. Tam iki katı. Ya kongre öncesinde bana deseler Emin Başkan kürsüde ne söylerse delegelerin şeyini alır, oyunu alır. 5 sene önce dönmenin sözünü verse Emin Başkan yeter derdim. Çünkü 5 sene önce bırakıldığında gerçekten çok çok iyi yerlere gelmiş Bisiklet Federasyonu vardı. O kongrede de takip ettik. Hatta yanınızdaydım. Şimdi aslına bakarsan... O gün de çok destek verdin. Teşekkür ederim. Rica ederim başkanım. Yani ben bu sporun içinden gelen bir insanım. Çok da sevdiğim bir branş. Çok çok şey geriye gitti aslına bakarsak. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bizim en kült organizasyonlarımızdan bir tanesi. O kategorilerde aşağıya indi. Yarış programları artık yarış yapılmaz hale geldi. Yani üzüntüyle takip ediyorum. Aslına bakarsanız gerçekten üzüntüyle takip ediyorum. Şimdi... Yeniden bir başlangıç yapacaksınız desek yanlış olmaz sanırım başkanım. Yeniden ben değil sistemin yöneteceği bir oluşum yapacağız. Yani sistem yönetmesini istiyorum. Benim şahsıma göre bir ben işte canım istedi şu hakemi şuraya göndereyim. Canım da keyfim istedi öbürünü de yurt dışına milli takıma göndereyim. Devrini kendi adıma kapatmak istiyorum. Arkadaşlarla yeni bir sistem üzerinde çalışmak istiyoruz. Başkanım, kürsüdeki konuşmanıza da bahsettiniz. Ben 2009'dan beri sizle her konuştuğumda da bir velodrom ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Hatta askısı salonunun velodroma çevrilip çevrilemeyeceğini sizle tartışmıştık. Şimdi Türkiye'nin bir velodromu oluyor. Konya'da yapılıyor. Bu aslında spor açısından, Türk bisiklet spor açısından bir milat olacak. Orayla ilgili kafanızdaki proje ne? Şimdi daha bisikletinde belli bir noktaya gelebiliyoruz, yolda gelebiliyoruz ama velodromda sanki bizim ülkemizin önü biraz daha açık gibi. Çok daha açık. Bu ülke, bak bugün söylüyorum, kayıt olsun. Bu ülke bir gün madalya alırsa pisti alır. Yani en kısa süre zaten pistte biliyorsun bir Avrupa şampiyonluğumuz var. Evet. Ahmet Örken'le aldığımız. Evet. Daha dünya yedinciliğimiz var. Dünya kupası dördüncüğümüz var. Bir sürü var. Yani kısa sürede bunları yaptık. Bunların sonuçlarını da gördük. Bugün velodrom var. Artı tüneller açıldığı zaman Manavgat Alanya arasında Konya yolunun bittiği yer 2 saat. Evet. Yani velodromda çalışacak, binecek arabasına 2 saat, 2.5 saat sonra güneyde olacak. Kışın soğuk oluyor ya. Evet. O soğukta yol antrenmanını burada yapıp, sahilde yapıp sonra pist antrenmanını oraya gidecek. Ama bunu tabii ülkemizde pist uzun süredir yapılmadığı için yeni bir ekip kurmamız gerekiyor. Bu ekibi de hani bir marka olur da franchising verir ya. Sen evet. Kendin marka yaratmaya çalışmazsın ya. Evet. İşte onu UCI ile konuştum. Oranın World Center UCI'deki merkezle anlaşma yapıp onların da Afrika'ya, Amerika'ya, Asya'ya yaptıklarını Türkiye'ye yapmak istiyoruz. O konuda bir ön görüşmemiz var zaten. Kitapçığımda da bunların ön büyük fotoğrafı vardı. Detaylarını yapıp bu ülkeye madalyalar kazandırmak istiyoruz.
Şimdi siz velodromu incelediniz başkanım. Şimdi İsviçre'deydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Semra'nın gittiği, Ahmet'in gittiği velodrom. Zaten orada aynı sistemi bu ülkemiz artık gitmemize gerek yok. Ama işte orada bir konaklama tesisi, barınma tesisi hepsi bir aradaydı. Konya'daki velodrom bu özellikleri taşıyor mu yoksa sadece velodrom olarak? Fark etmez. Şehir merkezi yakın ya. Çok uzak değil. Ya çok da önemli değil o. Artık gidip gelecekler. Şimdi vizyonu velodroma koyuyorsunuz, madalya da o. Peki bir velodrom yetecek mi? Ben biraz daha şeyler arttırdım. Tabii şöyle, başka projeler var bisiklet turizmi, turizmiyle ilgili çok önemli bir projede de sahilde bir velodroma ihtiyaç var. Niye? Gelen profesyonel takımların daha üst seviye takımları buraya çekebilmek için imkan sunmak lazım. O imkanları sunmak için sahilde de bir velodroma ihtiyaç var. Sanıyorum inşallah onu yaparız. Şimdi Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda katılan takımların kalitesi düştü. Katılan sporcuların kalitesi düştü. Turun kalitesi düştü. Turun gün sayısı düştü. Biz tekrar eski hale Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda gelebilecek miyiz başkanım? Hedefsiz yaşanmaz. Ben hiç hedefsiz yaşamadım. 5 yıl önce buradan gittiğim zaman hedefim bu kongreydi. Evet. Ve bununla ilgili ne yapmam gerekiyorsa yaptım. Bugün buradayız. Yine hedefimiz World Tour kısa sürede çok zor. Çünkü bir imaj kaybımız var. İlk önce imajımızı düzelteceğiz. Doğru işler yapacağız. Ondan sonra bir gün benim yaşamım devam ederse onu mutlaka bu ülkeye kazandıracağız. Başkanım, 5 sene önce buradan giderken, daha doğrusu o kongreden giderken bir canınızın acısı vardı. Hak etmediğiniz bir muameleyle karşılaşarak gittiniz. Ama bugünkü kongredeki konuşmanız da çok naifti. Sanki o can acısını, o içinizdekini tutarak konuştunuz. Öyle mi düşündüm yoksa? Yok, zaman şöyle geçti. Zaman geçti ve o gün birçok karşımızdaki arkadaşlarla bugün beraber çalıştım. Yani o gün amansız bir şekilde karşımızda çalışan arkadaşlar bugün benim ekibimdi. Sağ olsunlar, kıpırdamadılar. Hani derler ya, taraf olmayan bertaraf olur. Onları onun için sevmiştim. O gün tek taraftı. Evet. Tek taraf oldukları için de bertaraf olmadılar. Bugün bu seçimi aldılar. Benden çok onlar çalıştı. Ankara'yı özlediniz miydi başkanım? Ne zamandır Alanya sıcak havası, şimdi Ankara'nın tam soğuk havasında. Çok rahata alışmıştık. Herhalde yine bir maraton başlayacak. Vallahi işiniz zor başkanım. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün burada kardeşane bir seçim yaptık. Ve kimsenin kimseyi kırmadığı ve hepimizin birbirini kucakladığı ve çok düzgün bir kongre geçirdik. Burada başta divan başkanımıza ve rakibimiz Berat Alpan, kardeşim diyorum yaş farkından dolayı kardeşimize ve ekibine, sonra buradaki tüm dostlara öncelikle teşekkür etmek istiyorum. 5 yıl önce buradan gitmiştik. Bugün bizi teveccüh ettiler. Burada o kadar kişinin emeği var ki, yani burada isim saysam yetemem. Çok değerli yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım var. Çalışma ekibim var. Onlar günlerce kamp yaptılar. Ve gittiğimiz yerdeki tüm Türkiye'nin hemen hemen her tarafına dolaştım. Oradaki dostların hepsinin katkısı var. Konya'daki büyüklerimize, hepsine, Alanya'dan gelen, Antalya'dan gelen, işte Tekirdağ'dan, Çanakkale'den, Giresun'dan, nereden bahsedeyim, İzmir'den, Bursa'dan, her taraftan inanılmaz bir destek gördük. İlk defa Güneydoğu'ya gittim. Adıyaman, Urfa, Mardin'den zaten bir yönetim kurulu arkadaşımız var. Buralarda herkesin büyük desteğini ve teveccühünü gördüm. Burada hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu bir yarıştı. Bu bir kavga değildi. Berat da bizim kardeşimiz, yabancımız değil. Hiç şey yok. Burada ben bir teşekkür de Erol Başkanıma yapmak istiyorum. Allah ondan razı olsun. Güzel bir kongre yaptırdı. Bir 5 yıl onunla geçirdi federasyon ve onun yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah biz bir yola çıktık daha iyi şeyler yapmak için.
Cenab-ı Allah güzel şeyleri yapmayı nasip eder. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben sizlerle yapacağım. Ben ne yapabilirim? Burada başta Sayın Bakanımıza, Sayın Genel Müdürümüze, bakanlık personeline ve il müdürlerimize hepsine ayrı ayrı bir teşekkürü borç bilirim. Düzgün bir yarış yaptık. Herkes buna kucak açtı. Hepsinden Allah razı olsun. Bakan yardımcılarımız, yani aklınıza kim geliyorsa hepsi düzgün yarış olmasıyla ilgili her türlü olanağı sağladıkları için kendilerine müteşekkirim. Bu konuşmayı yapmak kolay değil. Kazanıp kaybedeceğinizi bilmediğiniz için çok kolay değil. Çok da uzatmak istemiyorum. Bugün güzel bir gün oldu. Yeni bir başlangıç oldu. İnşallah daha önceki yaptıklarımızdan daha iyisini yapmakla ilgili yola çıktık. Cenab-ı Allah nasip ederse ben buradan söylüyorum 2024'de yetişemeyiz ama 2028 gibi olimpiyatlarda ve dünyada madalya almak için yola çıkıyoruz. Bunlar da tüm antrenör arkadaşlarımın, teknik arkadaşlarımın ve bu camianın birleşmesiyle, katkısıyla olur. Ben hepinizin katkı sağlayacağına şimdiden inanıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada ayrılık yok. Bugün itibariyle Berat kardeşim ve ekibiyle birlikte olacağız. Dün de beraberdik zaten, hiç sorunumuz yok. Ama ben inşallah onu yapabilirim. Şahsımın yönetmesi değil, sistemin yönetmesiyle ilgili de bir çalışma yapacağız. Bu sistemi de ben kurmayacağım. Tüm ne kadar ortak arkadaşlarımız varsa bu işin içindeki herkes toplanıp bir sistem kurarak o sistemle yürümek istiyorum. Bunu da buradan size söz veriyorum. Ben egomu tatmin etmeye gelmiyorum. Burada tabii büyüğüm var, Sadık Kereş. Ona bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 2003'te başladığımda o her şeyi öğretti bana. Bu işleri hiç bilmezdim. Ve kendisine özel bir teşekkürüm var. Çünkü bisikletteki atam derim. Onun bende çok katkısı var, emeği var. Allah kendisinden razı olsun. Sözlerimin sonuna gelirken ben ilk önce yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulundaki arkadaşlarımı şuraya bu kürsünün başına bir birleştirmek istiyorum. Sizlere de bir görsün, bir resim alalım. Ondan sonra teşekkürümü bitirmek istiyorum. Bir dakikanızı alacağım. Başkanım, denetim kurulu, denetim kurulu, ondan sonra resimler. Resim değil. Peki. Tamam. Tamam. Tamam, özür diliyorum. Ben herkese teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Tek bir şey istiyorum hepinizden. Hakkınızı helal edin. Çok sağ olun.